Yüce Allah ölüm meleğine diyecek ki kişinin eceli gelince, ölüm vakti gelince Yüce Allah ölüm meleğine diyecek ki ey ölüm meleği git ve şu velimi, şu dostumu bana getir artık. Dünyanın çilelerinden, dünyanın sıkıntılarından onu ayır ve getir bana. O benim yanıma gelmeyi hak etmiştir artık. Ölüm meleği Yüce Allah'ın emri üzerine yola çıkacak. Allah buyuracak ki ben o kulumu darlıkta ve genişlikte istediğim gibi gördüm. Darlık verdim ona, sabretti. İsyan etmedi. Genişlik verdim ona, şükretti. İsyan etmedi. Azgınlaşmadı. Yoldan çıkmadı. Gidin ve o dostumu bana getirin diyecek. Çok ilginç onun nokta. Allah'ın müminlere dostum cümlesini söylemesidir. Benim velimi bana getirin diyecek. Melekler Azrail aleyhisselam yanında 500 melekle yola çıkacak. Bu Allah'ın o kuluna verdiği değerin bir ifadesidir. Yoksa elbette ki ölüm meleği bir işarette insanın ruhunu vücudundan ayırabilecek. 500 melekle yola çıkacak muhteşem bir kafile gidilen, ruhu alınacak olan, mümine verilen büyük değerin, Allah katındaki büyük makamın derecesini ifade eden muhteşem bir dekor, bir dokunuş, gelin ve benim sevdiğim dostumu bana getirin diyecek. Melekler Azrail aleyhisselamla beraber cennetten kefen alacaklar, kokular alacaklar, enva-ı çeşit kokular. Dünyanın en güzel kokuları, hiçbir yerde görülmeyen, hiçbir yerde hissedilmeyecek kokularla gelecekler. Ellerinde reyhanlar vardır, kanatları üzerinde reyhanlar vardır. Belki her birinde çeşit çeşit renkler vardır. İpek giysilerle girecekler, mümini Allah'a götürecekler. İman eden, Allah'ı bilen, peygamberi bileni Allah'a götürecekler. Müminler memnun, melekler memnun. Allah kulunu bekliyor. Allah sizi bekleyecek. Azap etmek için değil, nimet vermek için, sıkıntıya sokmak için değil, derdinizi, tasanızı bitirmek için sizi bekleyecek. Kulumu yanıma getirin benim. Ona hazırladığım nimetleri önüne vereyim onun. Öldüğünüz gün bunu hissedecek, bunu görecek, bunu yaşayacaksınız. Allah'la aranız iyiyse, Allah'la sizin yolunuz, yolunuz Allah'ın yolundan geçiyorsa şayet. Ve melekler gelecekler, ölüm meleği Azrail aleyhisselam bir anda bin şekilde görünebilecek. Nasıl güneş bir yerde ışığı bütün yerlerdeyse, nasıl güneş tepede, güneşin ısısı ve ışığı her taraftaysa ölüm meleği bir yerde, bir anda binlerce yerde görülebilecek. Allah ona öyle bir kudret, tecelli kudretleri verecek. Ölüm meleği baş ucunda oturacak. Melekler o mümini kuşatacaklar. Abluka altına alacaklar, bir daire içine alacaklar. Her bir melek müminin bir organına elini koyacak, yaprağını koyacak, kanadını koyacak. Belki kimisi gözüne, belki kimisi kulağına, kimisi kalbine, kimisi bacağına, kimisi ayağına, kimisi eline, kimisi vücudunun başına elini koyacak. Bütün melekler onu sarmalayacaklar. Müminse şayet, Allah'ı biliyorsa şayet, yüreğinde Allah varsa o müminin o an melekleri gözüyle görecek, müşahede edecek. Onun bütün ıstıraplarına, bütün korkularına dur denilecek. Sana bugün ıstırap yok, sana bugün çile yok. Üzülmeyeceksin. Çünkü sen Allah'ın emirlerini yerine getirdin. Bugün bedelini alma günüdür. Karşılığını bugün alacaksın. İpek giysiler ve kokular saçılacak. Bazen hissedersiniz ölenin yanında güzel kokular hissedilir. Bazen mezarımda hissedersiniz güzel kokular. Oturur okuduğunuzda Fatiha'nızı, selamı verdiğinizde mezarlıktan muhteşem bir kokunun sizi sarmaladığını görürsünüz. Bazen başka şekilde tecelli eder. Bazen ölürken kişi onun tecellilerini siz an be an yaşarsınız.
makamı açılacak, makam görünecek kişiye denilecek ki senin makamın bu. İşte o an kulun yüzü alnında boncuk boncuk ter birikecek. O neyin teri biliyor musunuz? Utancın teri. Hem sevincin ve hem heyecanın ve hem mahcubiyetin teri. Diyecek ki kul, ya Rabbi ben bunu hak edecek kadar mükemmel değilim. Senin kudretin ne kadar çok. Çok kadar zenginsin ya Rabbi. Engin rahmetin vardır. Bir namazın karşılığında, bir yetim başını okşayışın karşılığında, belki bir kediye bir ekmek vermenin, belki bir köpeğin yarasını sarmanın karşılığında. Bu kadar çok mu nimet? Evet, işte Allah senden daha cömert. Allah senden daha cömerttir ve senden daha zengindir. Sarmalayacak seni. Ve sonra bir tarafta cennetin meyvelerini, bir tarafta cennetin elbiselerini, bir tarafta cennetin hizmetçilerini görecek, yaşayacaksın. Sonra birdenbire ruhun vücudunu terk etmek isteyecek, ruhun vücudundan çıkmak için acele edecek, ölüm meleği diyecek ki, ey temiz ruh, çık öyleyse, reyhanlara git, temiz sulara, Allah'ın nimetine git. Gölgeliklere, sonsuz gölgeliklere doğru birdenbire hareket edecek. Ölüm meleği o Allah'ın sevdiği bu kula o kadar iyi muamele edecek ki kul şaşıracak. Ben neyi hak ettim? Ben peygamber değilim. Belki veli değilim. Allah'ın ermiş kulu değilim. Ama bu sonsuz nimet, bu muhteşem nimet neyin karşılığındadır? Sıdkın, sadık olmanın, Allah'ı sevmenin, Allah'ın yolunda yürümenin karşılığındandır. Ruh, kılın hamurdan nasıl ölecek biliyor musunuz Müslüman? Bir hamurdan kılı nasıl çekiyorsanız, nasıl kolayca sıyırabiliyorsanız ölüm öyle gelecek. Müminin ruhu vücudundan bir kılın vücudu terk ettiği gibi. Nahl suresinin 32. ayeti bu anı anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ ayeti kerimesi bunu anlatıyor. O en güzel bir şekilde meleklerin vefat ettirdiği, ruhunu aldığı, ruhundan giden insanlar böyle yüzleri gülerek en güzel görüntü içerisinde Allah'a doğru yürüyecekler. Nahl suresi melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alacak. Sonra diyecekler ki selam size, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete denilecek. Daha ölmeden, belki sekerat anındayken, belki koma halindeyken meleklerin bu sesini duyacaksınız. Girin cennete bakalım. Size hazırlanmış sonsuz nimetlere girin. Bugün üzüntü yok, bugün ıstırap yok size diyecek. Sevinecek. O sevincinden alnı terleyecek, gözlerinde yaş birikecek. Belki şuralar terlemeye başlayacak Allah'ın nimeti karşısında. Vakıa suresinin 89. ayeti yeni başka bir mecrayı açacak. Başka bir sahneyi açıyor. فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ diyor ayeti kerime. Eğer o mümin ölen kişi Allah'a yakın insanlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti, övülen cennet ona açılacak. Kapılar sonsuza kadar açılacak. Gel denecek, korkmayacaksın, sıratta emin olacaksın, mizanda emin olacaksın. Sen Allah'ı bildin, Allah bugün seni unutmayacak, unutulmayacaksın. Doğrusu hazır olsa da olmasa da gidecek, o tahtadan ad denilene herkes binecek, 2 metrelik çukura herkes gidecek, herkesin üzerine toprak atılacak, bırakıp dönecekler, bırakıp gidecekler. En sevdiklerim, en sevilenler bırakıp gidilecek. Kimler bırakılmadı ki? Kimler kalmadı ki? Şimdi bir ses yok. Gidin mezarlarda dinleyin. Bir ahenk yok. Ne bir ses, ne bir seda, ne bir fısıltı vardır.
Bir saatlerce oturun orada, odaklanın oraya. Fatiha'nızı gönderin, Yasin'inizi gönderin. Bin kez mezara seslenin, bir cevap yok. Dünya hayatında konuşmayacaklar. Dünyaya bir daha dönmeyecekler. Dönemeyecekler. Ama biliniz ki mezar başındaki her sözünüzün farkındalar. Her sözünüz hakkında bilgi sahibidirler. Azrail aleyhisselam ruhu aldığında ruh cesede diyecek ki, insanın ruhu insanın cesedine diyecek ki, sen Allah'a itaatte iyiydin, ben senden razıyım. Sen günaha koşmuyordun, günaha karşı yavaştın ama iyiliklerde ise son derece süratliydin diyecek. İnsanın vücudu cesedi ruhuna diyecek ki, sen beni hep iyiye yönderdin. Sen beni hep Allah'a döndürdün. Ben senden razım diyecek. Kişinin namaz kılarken başını koyduğu yer ağlayacak. Amel çıktığı anda sema ağlayacak. Gökteki kuşlar, yerdeki, denizdeki balıklar bile o insana rahmet dileyecek. Ya Rabbi merhamet et. Ya Rabbi onu bağışla. Seni anıyordu. Karanlıklarda seni anıyordu. Gece seherlerinde seni anıyordu. Herkes uykudayken bu kul elini açıyordu. Ya Rab diyordu. Allah'ım şahidiz diyecek. Duvarlar şahit. Gök şahit. Yer şahit. Havada dolaşan rüzgar şahit sizin imanınıza. Size hiç zulmedilmeyecek. Allah birçok ayeti kerimede o gün zulmedilmeyecek. O gün her şeyin karşılığı alınacak. Bugün konuşurken 3 yaşındaki veya 2 yaşındaki bebesini evinde terk edip ölümüne yol açan hanımefendiyi, kadını konuşuyoruz. Hepsini konuşacağız, sadece kadını değil. Acaba o çocuğunu görünmeyen babasının bunda hiç mi günahı yoktur? Onu o hale getiren toplumun bunda hiç mi günahı yoktur? Bütün bunların baştan sona madde madde ortaya konması gerekmiyor mu? Bunda bizim günahımız yok mu acaba? Komşuluk ilişkilerimiz nasıl acaba? Şu yan komşuda, şu evde nelerin olduğunun farkında mısın? Bakıyor musun? İlgileniyor musun? Orada bir sıkıntı mı var? Orada bir dram mı var? Kaçta kaçımız ilgilendik? Kaçta kaçımız ter döktük? Azrail aleyhisselam ruhu alacak. 500 melekle beraber cesedi onu kefenleyecek. Ruhu, yani insanın vücudunu hoca efendi kefenleyecek yerde, insanın ruhunu ise melekler kefenleyecekler. Sonra onu kefenledikten sonra mezara kadar onu götürecekler. Melekler saf saf olacak. Geçerken ona istiğfar edecek. Bütün yeryüzüne yayılmış her bir melek o müminin ruhu geçerken ona istiğfar edecek. Ölümü basit bir şey mi zannediyorsunuz? O evde can veren birini basit bir şey mi zannettiniz? Çenesini kapattınız, ayaklarını bağladınız, karnına bir bıçak koydunuz, bitti mi sanıyorsunuz? O esasen vücut bitti, evet, ama ruh yeni bir hayata başlıyor. Ölüm ruhun ölmesi değildir. Ölüm vücudu terk etmektir. Ölüm hadisesi insanın et ve kemiği için geçerlidir. Ruh ölmeyecek. Ruh orada yaşayacak. Mahşere kadar yaşayacak. Sonra kıyamet günü ruh da ölecek. Sonra yeniden dirilirken beden ve ruh beraber dirilecekler. İstiğfar edilecek. Bir müminin böyle gittiğini görünce şeytan bağıracak. Şeytan yanındakilerine diyecek ki, siz nasıl bu adamı elinizden kaçırdınız? Baksanıza, gökten 500 melek bu adam için inmiş. Baksanıza, secde ettiği yer ağlıyor. Tekbir getirdiği duvarlar ağlıyor. Gök onun için ağlıyor. Balıklar onun için istiğfarda bulunuyor diyecek. Dönecek ve üzüntü duyacak şeytan. Nasıl bunu elden kaçırdınız? Bu Müslümanı nasıl yoldan çıkaramadınız diye üzüntüsünü ifade edecek. Ruh semaya doğru çıkınca
70 bin melek onu karşılayacak. 70. Rakamlar abartı gibi görülebilir bize. Rakamlar abartı büyük gibi görülebilir, büyük gibi görülmesin. Çünkü mümin bir kulun Allah'ın katında değeri o kadar çok ki bu sayılar bile basit kalır. Bakmayın dünya hayatında kimse ona değer vermiyordu. Kimse onu tanımıyordu. Kimse ona itibar da etmiyordu belki. Ama Allah'ın melekleri kapıları sonsuzca açıyorlar. Gel bakalım, sen yakınlardansın, yakın olanlardan olacaksın. Ruh arşa varınca, arş neresi? Şu yedi gök var ya, onun üzerinde arş. Oraya doğru varınca ruh Allah'a secde edecek. Allah buyuracak, benim o kulumu cennete koyun diyecek. Onu cennete koyacaklar. Cennete konduğunuzda ne olacak biliyor musunuz? Kefenle uzandığınızda vücudunuz, namazınız sağa gelecek. Namazınız sağa gelecek. Sağ tarafınıza duracak. Orucunuz sol tarafta duracak. Başınızın yanında Kur'an duracak. Sağ tarafınızda namaz, sol tarafınızda oruç, baş ucunuzda Allah'ı ve Kur'an'ı anış, zikir duracak. Ayaklarınız camiye yürüyen ayaklarınız rahmet tutacak. Kabrinizin yanına sabır gelecek. Sonra namaz diyecek ki, azap meleklerine diyecek ki namaz, uzak dur bu adamdan. Bu adamın seninle işi yok. Bu adam Allah'ı biliyordu. Uzaklaşın, buna karışmayın diyecek. Oruç diyecek ki azap meleklerine, uzak durun bu adamdan. Bu adamla ilgilenmeyin. Bu adamdan size ekmek yok diyecekler. Bu adamdan size ekmek yok. Siz bu adamı üzmeyin denecek ve üzmeyecekler. Ve amelleri nokta nokta çoğalacak. Sonra Allah mezara konmuş kişi üzerinde toprak daha olur olmaz. Siz daha oradayken Hoca Efendi'nin telkin okuduğu, hani ölüye telkin okunur ya, işte o an gelecek ve telkin okunan o anda iki melek gelecek. Yaklaşacaklar insana, mezara uzanmış olan kula diyecekler ki, Rabbin kim diyecekler. Rabbin kim? Soru Arapça mı, Türkçe mi? Ne lazım sorunun hangi dilde olduğu? Dil konuşmayacak ki. Siz rüyada Türkçe mi konuşuyorsunuz? Arapça mı konuşuyorsunuz? İngilizce mi? Rüyanın dili var mı? Kabrin de belki dili olmayacak. Belki kabirde kalpler konuşacak, duygular konuşacak. Rabbin kim? Rabbi Allah, Rabbim Allah diyeceksin Allah'ı biliyorsan. Yok ateistsen, yok deistsen, ateist Allah'ı bilmeyen, deist göğe Allah'a inanıyor, peygamber Kur'an tanımıyor. Orada diyeceksin ki ben bilmiyorum. Sen dünyada da bilmedin, aynen böyle. Bilmemeye devam et, nefsine tapınmaya devam et, kendi aklını ilah tanımaya devam et. Şu 3 milyar Müslüman boşuna iman ediyor da sen mi doğru iman ediyorsun? Ufacık beyninle, 60 senelik bir ömrünle sen mi biliyorsun? Sen hakikatin neresindesin sen? Allah'ı tanımaktan acizsin, Allah'ı tanımlamaktan acizsin. Allah hakkında nasıl konuşursun? Bilmekten acizsin. Ey insanoğlu, çık galaksilere, çık o gezegenlerin üst noktalarına. Allah'ın kudret ve azametinin nasıl tecelli ettiğini gör. Sen kainatı tesadüfle mi izah edeceksin? O gün sana diyecekler ki, sen kaybettin diyecekler. Kaybedenlerden eyleme bizleri ya Rabbi. İman edenlerden eyle ya Rabbi. Sadık ve sahih bir imanla iman etmiş olanlardan eyle ya Rabbi. İbrahim suresinin 27. ayeti bunu anlatıyor. Bu anı,
يُسَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. İşte derler ki tefsir alimleri, bu ayeti kerime ölüm anını anlatıyor, kabir sualini. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır. Çünkü zaten sapıtmayı hak etmişti. Allah onların kalbini mühürlemiş, hak edeni mühürlüyor. Allah durup dururken seni saptırmıyor ki, sen sapıyorum diyorsun, seni tanımıyorum. Allah da diyor ki yolun açık olsun o zaman, sapmaya devam et. Yoksa Allah kulunu saptırır mı? Allah kulunu hidayetten çevirir mi? Hidayetten dönen, yüreğini Allah'a kapatmış olana Allah diyor ki ben de sana rahmetimi kapattım. Sen hak etmedin diyor. Aslında ayeti kerimelerin tecellisi bunu anlatmaktadır. Mevlam'dan dileğim ve temennim sadık birer mümin olarak o yola girebilmektir. O gün melekler o kul iyi cevap verirse diyecekler ki ne mutlu sana, selam sana, selam. Üzülme, endişe etme, korkma, ıstırap durma, sıkıntıya düşmeyeceksin diyecekler. Adam doğru cevap verince melekler diyecekler ki doğru söyledi, doğru. Bu adam Allah'ı biliyor. Belki iki dakika bile sürmez hesap. Belki hesap bir, bütün bir ömür sürer. Adam vardır hesabı belki mahşere kadar sürer. Adam var ki belki bir dakikada biter. Şöyle diyor insanların bir kısmı, diyorlar ki ama kıyamete yakın ölenle şimdi ölenin azabı bir mi olacak? Siz herkese eşit azap olacağını mı zannediyorsunuz? İnsan vardır, Allah ona 10 dakika azap çektirir, sonra onu dondurur kıyamete kadar. Adam vardır, Allah her gün azap çektirir. Adam vardır bir diş sancısı çektiğinde 10 dakika içinde 10 sene ihtiyarlar. Adam vardır 10 sene boyunca hafif belinde bir acı olur, bir ağrı olur. O 10 sene boyunca bunu hafifçe hisseder. Allah çeşit çeşit azap, çeşit çeşit nimet verecek. Tek bir şablon yok, tek bir ölçü yok. Kuluna göre özel muamele edecek. Kulunu yüceltecek veya kulunu düşürecek. Ona göre muamele edecek. Ama hiç kimseye bir gram zulmedilmeyecek. Çünkü muktedir olan, çünkü güç sahibi olan, adil olan Allah bütün kullara hükmedecek. Azabı hak edene de, nimeti hak edene. Sonra melekler diyecekler ki, mezarı genişletin. Uzatacaklar mezarı, mezar genişleyecek. Sevgili dostlar, herkes ama herkes mutlak manada kabri sıkıştıracak onu. Kabirin sıkıştırmasından kurtulacak hiç kimse yoktur. Davtul kabr, yani kabrin insanları sıkıştırması herkes için geçerlidir. Ama şu farkla, bir mümini Allah kabrini sıkıştıracak. Neye benziyor biliyor musunuz? Yavrusunu yıllarca görmemiş bir ana, yavrusunu görünce nasıl böyle kucaklıyor? Aynen böyle kucaklayacak. Toprağın mümini kucaklaması böyle olacak. Sana hasrettim, hoş geldin diyecek evine. Burada üzüntü yok sana. Kafire gelince, imansıza gelince mezar onu öyle bir sıkıştıracak ki sen topraktan geldin, sen toprağı da inkar ettin. Toprağı yaratanı da inkar ettin. Şimdi gel bakayım diyecek ona. Öyle sıkıştıracak. Ya Rabbi, bir anne rahmeti gibi mezarında varsa sıkıştırma ki olacak. Hadisenin ifadesiyle Allah'ım bizi onlardan eyle. Devam edeceğiz. Daha neler olacak mezarda? Terazi nasıl konulacak? Ameller nasıl tartılacak? Kısa bir aradan sonra efendim Dosta Doğru ATV'de devam edecek inşallah. Ve kabir alemini bütün ayrıntılarıyla konuşuyorduk.
Mezara gömülünce kul nelerle karşılaşacak, neleri yaşayacak, ne halleri yaşayacak, hangi sıkıntıları yaşayacak? Mümin mezara konulduğunda ve nimetler onu çepeçevre kuşattığında mümine denilecek ki sen üzülme, sen üzüntü duymayacaksın. Sana bugün yalnızlık yok. Sen iman ettiğin gibi göreceksin. İmanlı imanının karşılığını alacaksın. Üzülmeyeceksin. Sonra birdenbire mezarından bir pencere açılacak. Sonsuzluğa bakarcasına cennete bakacak sabah ve akşam. Bunu anlatırken Allah'ın Resulü sabah ve akşam cennete bakacaklar. El kabru imma ravdatun min riyadil cinan ev hufratun min hufarin niran dediği gibi kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya cehennem çukurlarından bir çukura dönüşecek. Bakacak oraya, nimet görecek, sonsuz nimetler. Sanmayın ki bu mezar taşları şu gördüğünüz kupkuru mezar taşlarıdır. Onun altında ne iniltiler vardır, ne ıstıraplar vardır. Belki mezar altında ne büyük ferahlıklar vardır ve sevinçler vardır. Eğer insanoğlu mezardakilerin hallerini duyabilseydi, sözlerini duyabilseydi, belki iki insan evinde oturup yemek yiyemeyecek, yataklara uzanamayacak, başımızı yastığa koyamayacaktık. Ölümün korkusuyla yaşayacaktık. Ama işte ümit var eden bu sözler, Hazreti Peygamber'in insana ümit aşılayan bu sözleri, bütün o sıkıntıları aşan bir rahmet gibi üstünüze geliyor ve sizi muhafaza ediyorum. Hazreti Peygamber diyor ki, vallahi o kulun bütün ıstırabı girecek. Çünkü melekler diyecekler ki ona, sana artık ıstırap yok, üzüntü yok. Bak aşağıya bak, kul bir an şöyle sarkacak, aşağıya bakacak. Orada ateş görecek, ıstırap görecek. Diyecekler ki, sen ey Allah'ın velisi, ey Allah'ın yakın kulu, şayet isyan etseydin işte buraya düşecektin. Ama sen isyan etmedin, sen mümin gibi yaşadın, sen sadık yaşadın. Onun için sen iyi yeri hak ediyorsun, iyilerin yanında olmayı hak ediyorsun. Üzülme, üzülme, sen üzülmeyeceksin mahşere kadar. Diyecek ki babam nerede, annem nerede? Ablam nerede, dayım, amcam, dedem nerede? Onlar da ölmüşlerdi. Onlara onlar gösterilecek, kapılar açılacak. Bu senin amcan, bu senin baban. Ziyaretleşecekler. Kendi aralarında girecekler. Ziyarete girecekler. Gelecek babasını ziyaret edecek. Annesini ziyaret edecek. Onlarla manevi sofralarda, cennet sofralarından nimetlenmeye devam edecekler. Onun için Allah'ın Resulü ifade ederken, ölülerinizin kefenlerini temiz yapın diyordu Hazreti Peygamber. Niye diyordu sahabi ya Resulallah? Yani ölülerim kefeni niye temiz olsun? Neticede mezara konacak, çürüyecek. Belki ölünün vücudu çürürken vücudundan çıkan sıvılarla o kefenler kirlenecek belki. Allah Nebisi öyle buyuruyordu. Çünkü ölüler birbirini ziyaret ederler. Onun için nasıl dünya hayatında bayramlık elbise giyiyorsak, güzel libaslarla giriyorsak, ölülerinizi de güzel libaslarla koyun. Onlar birbirlerini ziyaret edecekler diyordu. Yepyeni bir alemin kapılarını Hazreti Peygamber sonuna kadar açıyordu ve o kapıda yürünülecek, kapıda yürümek isteyenlere büyük bir hareket alanı oluşturuyordu. Sonra denecek ki cennete gir. Nereden gireyim? Yani o mezar aleminde olan mahşerden önceki cenneti kastediyorum. Denilecek ki 77 kapı açılacak. O kapılardan dilediğinden gireceksin. Yüce Rabbim bizlere o kapıların en güzelinden girmeyi nasip eylesin. Yüce Allah bizlerin mezarlarımızı cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirsin. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam mahşerdeki o hali anlatırken, nimetlenen kişilerin halini anlatırken şöyle diyor.
Allah ümmetimden bir adamı ala ru'usil halaik yevmel kıyame yuhallisullahu raculen min ummeti ala ru'usil halaik yevmel kıyame. Allah ümmetimden birini kıyamet günü insanların huzuruna çıkaracak. Allah Celle Celaluhu sonra diyecek ki Yüce Allah, işte senin bütün amellerin denilecek ki tis'aten ve tis'inet sicillat, yani 99 defter, 99 kitap önümüze konacak. Herkesin 99 defteri olacak. 99 tane defter. Defterlerin büyüklüğünü anlatırken Resulullah öyle buyuruyor Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Her bir defterin uzunluğu, her bir defterin uzunluğu gözün görebildiği alan kadar uzun olacak. Sonra ortaya konulacak. Sonra defterler açılacak. Allah kula diyecek ki şu defterlerden bir şeyi inkar ediyor musun? Şurada yazılanlara bak bakalım. Bakacaksın, kalp kırpmışsın orada var, yürek yakmışsın orada var, zulmetmişsin orada yazılı, hak yemişsin orada yazılı, haksızca para kazanmışsın orada yazılı, birinin aleyhinde konuşmuşsun orada yazılı, eziyet etmişsin orada yazılı, tokat atmışsın orada yazılı, küfür etmişsin orada yazılı, hakaret etmişsin orada yazılı. Allah soracak kuluna, sana zulmettik mi ey kul? Kul diyecek, haşa ya Rabbi, sen zulmetmezsin. Haşa, ben nasıl senin hakkında böyle bir şey düşünebilirim ki ya Rabbi? Allah diyecek ki o zaman, peki meleklerim sana zulmettiler mi? Meleklerim sana kötülük ettiler mi? Kul diyecek, hayır ya Rabbi, vallahi meleklerin bana zulm etmediler. Ben zulme hiç uğramadım. Unuttum bütün günahlar orada. Unutmuşsun, kalp kırmışsın, komşunun aleyhinde konuşmuşsun, iftira atmışsın, ötekini incitmişsin. Unuttun 3 gün sonra, 5 gün sonra. Ama defter unutmamış. Deftere her biri tek tek yazılmış. Allah soruyor Celle Celaluhu, peki senin yaptığın ve burada yazılmayan iyi bir amelin var mı? Kul diyecek ki yok ya Rabbi, benim yapacak hiçbir şeyim yok. Allah soracak, sana hakkın gasp edilmedi. Peki bir mazeretin var mı? Bu kadar günah işlemen karşılığında söyleyebileceğim bir savunman var mı? Hani sen dünyada en iyi avukatlardan iyi konuşuyordun. Kanunlar biliyordun, nizamlar biliyordun. Konuşuyordun. Şimdi konuş bakalım. Dün sen çalım atıyordun. İnsanları küçük görüyordun. Allah hakkında ileri geri konuşuyordun. Şimdi konuş bakalım. Lütfen dikkat ediniz. Allah Resulü diyor ki Allah kulu seçecek ve bütün insanların huzuruna çıkaracak. Sayı 10 milyar değil, 100 milyar değil. Sayılar, rakamlar hakkında bir söz söyleme imkanına sahip değiliz. Böyle büyük, sonsuzca muhteşem kalabalıklar. Herkes mahşere kalkmış. Kul sorgulanıyor. Bütün kulların adına aslında. Hepinizin tam 99 defteri olacak. Önüne konacak. İyilikler yazılıyor. Kötülükler yazılıyor. Yüreklerinizden geçenler bile belki yazılacak. Günaha ortak edinmese dahi. Ve tam 99 defter. Aleyhinde leveyhinde ne varsa hepsi orada. Hiçbir şey unutulmamış. Hiçbir şey terk edilmemiş. Orada yazılıyor her şey. Her iyiliğin ve karşılığın yazılıyor. Kalp mi kırmışsın? Yüz mü eksiltmişsin? Haram mı yemişsin? Kumar mı oynamışsın? Allah'ı unutmuş musun? Orada yazılı. Kul perişan bir halde, ümitsiz. Sağına bakar, çıkış yolu yok. Soluna bakar, çıkış yolu yok. Allah kula soracak, var mı bir savunmam? Ya Rabbi, senin huzurumda neyi nasıl savunacağım?
dudaklarım aleyhinde konuşurken, gözüm aleyhinde şahitlik ederken, bütün organlarım aleyhinde konuşurken ben ne diyebilirim ya Rabbi? Allah diyecek ki Celle Celaluhu, şanı yüce olan Allah bütün kudreti ve bütün rahmetiyle diyecek ki, ama senin bizim yanımızda önemli bir iyiliğin var. Leke hasene indena, senin bir hasenatın var. Senin bir iyiliğin var yanımızda. Senin hatırlamadığın. Kul şaşıracak. Nedir ya Rabbi acaba? Şu 99 deftere karşı, şu 99 uçsuz bucaksız sayfalar karşısında benim neyim beni kurtarabilir ki? Bir defter gelecek veya bir kağıt gelecek. Bir kağıt gelecek. Allah diyecek ki Celle Celaluhu, biz Kaf suresinin ayetleri anlatıyorum. Allah diyecek ki sana zulm edilmeyecek. Senin bütün iyiliklerin karşına çıkarılacak. Çünkü sen bu iyiliğini unuttun. Kul şaşıracak. Ya Rabbi, bir sayfa, diğer tarafta tam 99 sayfa, tam 99 kitap karşısında bir sayfa ne mana ifade eder? Yüce Rabbim diyecek ki bu kul teraziye çıksın. Melekler sana diyecekler, yürü teraziye. Sağına bakıyorsun ümitsizce, soluna bakıyorsun ümitsizce. Babanı görsen ondan alacaksın amel. Anneni görsen onun iyiliğini alacaksın. Sağa bakıyorsun ümitsiz, sola bakıyorsun ümitsiz. Evladını arıyorsun ümitsizce. Teraziye çık, teraziye doğru yanaşıyorsun. Allah buyuracak, melek, bir melekle beraber yürüyeceksin. İşte bu sure bunu anlatıyor. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melek ile gelir. Ona denilecek ki andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denilecek. 99 defter konulacak kefeye. Kefe ağır basacak. Kul ümitsiz. Sonra Allah buyuracak, o bir kağıdı da diğer kefeye doğru koyun. O kefeye kağıt konacak. Hayretle göreceksin ki o kağıt 99 defteri bastıracak. 99 defter yukarı çıkacak. Terazinin ağırlık kefesi aşağı inecek. Bir kağıt, sadece bir kağıt parçası. Sen hayret edeceksin. Ya Rabbi, ne ki bu diyeceksin. Benim hangi iyiliğimdi bu? Şu bir kağıt 99 defteri aşıyor. Allah diyecek ki sana zulm edilmeyecek. Hiçbir hakkın gasp edilmeyecek. O kağıdın içinde ne var biliyor musun kul? Ne var ya Rabbi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah bir, onun eşi benzeri yok. Yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah denecek ki la yeskulu ma'smillahi şey'un. Hiçbir şey Allah'ın isminden daha ağır değildir. Hiçbir şey benim ismimden daha ağır değil. Ben seni affettim o kelime-i şehadet hürmetine. Küçük görüyorsun değil mi? Ufak zannediyorsun değil mi? O adamını bir şey zannetmiyorsun değil mi? Ama adamın, o adamın Allah'ın katında o kadar yüce ki, o kadar muhteşem ki seviniyorsun. Allah seni yalnız bırakmıyor. Seni terk etmiyor Rabbin. Bu şu demek değildir. Her türlü günahı işle, her türlü seyyiatı işle, Allah'a, Allah'ın hoşlanmayacağı şeyleri işle, ama kelime-i şehadet seni kurtaracak. Eğer hesabın bu olursa, o hesabın senin başına bela olacaktır. Yahya bin Mansur ölüyordu. Bakınız, ölçü ne? Yahya bin Mansur ölüyordu.
rüyada görülüyordu. Uykuda görülüyordu. Ahmedül Helvani anlatıyor bu ilginç hadiseyi. Diyor ki Yahya bin Mansur öldükten sonra rüyada görüldü. Ona denildi ki ma faalallahu bike Yahya bin Mansur, Allah sana mezarda nasıl muamele etti? Allah seni nasıl karşıladı diye soruyorlar. Yahya bin Mansur diyor ki evkafeni beyne yedeyhi, Allah beni önüne çağırdı ve dedi ki bimaza citeni ya Mansur, Mansur söyle bakayım bana ne ile geldin dedi. O oturtulma, o hesap sorma belki semboliktir. Çünkü o alemdeki birçok şey sembolik olabilir bu aleme dair anlatılırken. Ama orada bir hesap vardır. Allah soruyor Yahya bin Mansur, bilmesine rağmen soruyor Yahya nasıl geldin bana, ne ile geldin bana? Yahya bin Mansur diyor ki bisittin ve selasine hacce, ya Rabbi ben 36 defa hac yaptım, 36 defa Kabe'ye yüz sürdüm, 36 defa Medine'ye gittim ya Rabbi. Yani 36 defa senin haccını yaptım, senin için hac yaptım. Diyor Allah bana dedi ki ma kabiltu minha velev vahide, ben senin 36 haccından hiçbirini kabul etmedim. Hiçbirinde ihlas yoktu. Sen ihlassız hac yaptın. Reddedilmiştir bütün hacların sana. Evet, hepimizin düşünmesi lazım. Adı hacı olan bütün kardeşlerime söylüyorum. Evet, hacılık güzel bir sıfattır. Hak edene bunu söylemek lazım. Hacılık bir şereftir. O şerefi taşımak lazım. Hacıya giden beyefendiye ve hacıya giden hanımefendiye hacı teyze veya hacı amca demek bir şereftir ve söylenmeye devam edilmelidir. Sonuna kadar bu güzel sıfatı hiç kimse kuldan alamaz. Bir müminin namaz kılan olması, haccı zekatını veriyor olması ne kadar büyük bir şerefse hacca gitmek de öyledir. Allah diyecek ki hiçbir haccını kabul etmedim. Sonra Allah yine sordu. Bimaza citeni ya Mansur? Mansur neyle geldin bana söyle bakalım. Yahya bin Mansur diyor bi selase mi'etin ve sittine hatmeten lil Kur'an'ı, ya Rabbi tam 360 defa Kur'an'ı hatmettim. 360 defa Kur'an'ı hatmettim. Allah diyecek ki ma kabiltu minha vahideten, 360 hatminden hiçbirini kabul etmedim ben. Tümün yüzünüze vurulmuştur. Kabul etmiyorum. Söyle Yahya bin Mansur, bana neyle geliyorsun? Yahya bin Mansur diyor ki rüyamda dedim ki ya Rabbi ci'tuke bike, seninle sana geldim ya Rabbi. Seninle sana geldim. Başka imkanım yok. Gidecek yerim yok. Söyleyebilecek bir şeyim yok. Bir takatım yok ya Rabbi. Seninle sana geldim. Seninle sana yöneldim o kadar. Diyor Allah dedi ki el ene kad ci'teni. Şimdi işte kabul ettim. Şimdi bana gelişini kabul ettim. Kul amel işler, riya vardır, silinir gider. Kul amel işler, kalp kırar, silinir gider. Kul Allah'a yönelir, kabul eder gider.